RS adlandırma sistemi ile ilgili birkaç alıştırma daha yapalım. Buradaki bileşikten başlayabiliriz. Önceki videolarda bu karbonun kiralite merkezi olduğunu öğrenmiştik. Dizilimi belirlememize yardımcı olması açısından her şeyi yeniden çizelim. Karbonumuz işte burada. Düzlemde bize dönük olan bir metil grubu var. Bu karbona bağlı hidrojenleri de çizeyim. Bir de düzlemde bizden uzaklaşan bir hidrojen var halkanın sağına doğru ilerlediğimizde burada bir CH2 molekülü olduğunu görüyoruz. İki hidrojenli karbonu da buraya çizeyim. Daha sonrasında ise bir CH molekülü karşımıza çıkıyor. Bir hidrojene bağlı bu karbon, halkadaki bu karbonu temsil ediyor. Fark ettiyseniz, az önce işaretlediğim karbon, buradaki karbonla çift bağ kurmuş. RS adlandırma sisteminden yararlandığımız için, aslında tek karbon olsa da, bu karbonun iki farklı karbonla bağ yaptığını kabul edeceğiz. Çift bağla karşılaştığınız durumlarda bunu yapabilirsiniz. Halkada bu yönde ilerlediğimizde karşımıza bir CH2 daha çıkar. Bunu da çizelim. Daha sonra bir tane daha CH2 molekülü var. Bunu da çizdik. Bu karbon da buradaki karbona bağlı. Molekülü çizdiğimize göre şimdi öncelik sırasına bakabiliriz. Burası kiralite merkezi olduğuna göre merkeze bağlı dört grubu bulalım. Birinci adımımızda atom numaralarından yararlanarak dört grubun öncelik sırasını belirlememiz gerekiyor. Peki bu karbona doğrudan hangi gruplar bağlı? Bu gruba bir hidrojen ve üç karbonun bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Karbonun atom numarası hidrojeninkinden fazla, bu yüzden en düşük öncelikli grup hidrojen olur. Hidrojene 4 numaralı grup diyebiliriz. 3 karbon olduğundan burada bir eşitlik söz konusu. Bu yüzden bu karbonlara doğrudan bağlı olan grupları bulmamız gerekiyor. Üstteki karbonla başlayalım. Bu karbon 3 hidrojene bağlı. Yazalım. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Sağdaki karbona geldiğimizde bunun 1 karbon ve 2 hidrojene bağlı olduğunu görüyoruz. Yani karbon, hidrojen, hidrojen. Bu karbona doğrudan bağlı olan atomlar düşünüldüğünde atom numarası azalacak şekilde sıralama yapmamız gerekiyor. Bu yüzden karbonu ilk sıraya yerleştirdim. Şimdi de buradaki karbona bakalım. Bu karbonda bir karbon ve iki hidrojene bağlı. Yani CHH şeklinde yazabiliriz. Bunları karşılaştırarak eşitliğin ilk bozulduğu yeri bulmamız gerekiyor. İlk atomlara baktığımızda burada hidrojen ve karbon var. Karbon hidrojeni yener. Ancak burada da bir karbon var bu grup yenildiğinden bu grubun üçüncü önceliği aldığını belirtelim. Yani metil grubu 3 numara olur. Devam ediyoruz. Burada hidrojene karşılık hidrojen var. Yani halen eşitlik bozulmadı. Aynı şekilde yine hidrojene karşılık hidrojen geldi ve eşitlik yine bozulmadı. Eşitliği bozmak için bir sonraki atoma geçmemiz lazım. Buradaki karbona bakalım. Buradaki karbona hangi atomlar doğrudan bağlı? bu karbona iki karbon ve bir hidrojen bağlanmış. Yani karbon, karbon, hidrojen. Buradaki karbona ise bir karbon ve iki hidrojen bağlı. Yani karbon, hidrojen ve hidrojen. Eşitliğin bozulduğu ilk yeri bulmamız gerekiyor. İlk olarak karbona karşılık karbon gelir. İkinci atomlarda ise karbona karşılık hidrojen geldiğinden karbon hidrojeni yener. Bu da halkadaki en yüksek önceliğe sahip yolun burası olduğu anlamına gelir. Yani burası bir numara olur. Ve halkanın bu tarafındaki yol da iki numara olur. Böylece dört grubumuzun öncelik sırasını belirlemiş olduk. Şimdi ikinci adıma geçebiliriz. Burada grupların yönünü en düşük önceliğe sahip grup düzlemde bizden uzaklaşacak şekilde belirlememiz gerekiyor. Burada ilk baştaki nokta yapısından faydalanabiliriz. Halkadaki bu yolun en fazla önceliğe sahip olduğunu söylemiştik. Yani burası bir numara olur. Halkadaki bu yolsa ikinci önceliğe sahipti. Bu yüzden burası iki numara. Metil grubunun üç numara ve hidrojenin de dört numara olduğunu zaten biliyorduk. En düşük önceliğe sahip grup düzlemde bizden uzaklaşıyor. Çünkü hidrojen kesikli çizgiyle gösterilmiş. Bunu da bulduğumuza göre üçüncü adıma geçebiliriz kafanızın karışmaması için farklı renklerle yazsam iyi olacak. Evet. Üçüncü adımda 1-2-3 diziliminin saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersinde mi olduğunu belirlememiz gerekiyor. Dizilimin yer aldığı çemberin etrafında dönelim. 1-2-3 bu şekilde dizilmiş. Yani çemberin etrafında bu şekilde döndüğümüze göre 1-2-3 diziliminin saat yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Saat yönü R ile ifade edildiğinden bu kiralite merkezinin dizilimi R olur. Şimdi de ekranda gördüğünüz bu bileşiği inceleyelim. Burada sadece bir kiralite merkezi var. O da burası. O halde kiralite merkezimize doğrudan bağlı olan atomlara bakabiliriz. Burada karbona bir brom ve bir klorun bağlı olduğunu görüyoruz. Burada da bir karbon ve bu tarafta da başka bir karbon var. Şimdi gruplarımızı atom numaralarına göre öncelik sırasına koyabiliriz. Bu atomlar içinde en yüksek atom numarasına brom sahip olduğundan brom 1 numara olur. Daha sonra 17 atom numaralı klor 2 numara olur. Ancak burada 2 karbon olduğundan bir eşitlik söz konusu. Bu karbonlara hangi atomların doğrudan bağlı olduğunu bulmamız lazım. İlk olarak buradaki karbona bakalım. Bu karbona 2 karbon ve 1 hidrojen atomu bağlı. Yani bunu karbon, karbon, hidrojen şeklinde yazabiliriz. Soldaki karbona geldiğimizde ise bu karbonun bir karbon ve iki hidrojene bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu da karbon, hidrojen, hidrojen şeklinde yazabiliriz. Eşitliğin ilk bozulduğu yeri bulmamız gerekiyor. İlk olarak karbona karşılık burada da karbon var. Yani eşitlik bozulmadı. Devam ediyoruz. Burada karbona karşılık hidrojen var karbonun atom numarası daha yüksek olduğundan bu gruba verilen öncelik daha büyük olur. Yani bu izopropil grubunun öncelik sırası etil grubuna göre daha yüksek. Bu da izopropil grubunun 3 numara olacağı anlamına gelir. Etil grubu da en düşük önceliğe sahip olduğundan 4 numara olur. Grupların öncelik sırasını belirlediğimize göre moleküllerin yönünü artık belirleyebiliriz. Bunu yaparken en düşük önceliğe sahip grup düzlemde bizden uzaklaşmalı. En düşük önceliğe sahip olan grup 4 numaralı grup. Bu grubu düzlemde bizden uzaklaşırmış gibi göstermenin iki farklı yolu var. İlk yöntemde bu karbondan geçen bir eksen olduğunu düşünerek en düşük önceliğe sahip grup bizden uzaklaşana kadar bu ekseni çevirebiliriz. İkinci yöntemde ise Newman iz düşümünden yararlanabiliriz. İlk olarak bunu farklı renkle çizeyim. Buradaki karbon-karbon bağına aşağı doğru bakarsak, yani gözümüzü eksene bu şekilde yerleştirirsek en düşük önceliğe sahip olan etil grubunun düzlemde bizden uzaklaştığını görebiliriz. İşte bu da en düşük öncelikli grubu bizden uzaklaşıyormuş gibi göstermek için molekülde ya da modelde uygulayabileceğimiz bir yol. Ekranda bileşiğimizi görüyorsunuz kırmızının bromu, sarının da kloru temsil ettiğini varsayalım. Burada en düşük öncelikli grup bizden uzaklaşacak şekilde modeli döndürmemiz gerekiyor. Kiralite merkezinden geçen bir eksen olduğunu düşünerek etil grubunun bizden uzaklaşıyormuş gibi görünmesi için modelimizi çevirelim. Bu durumda kırmızı ile gösterilen bromun solda, sarıyla gösterilen klorun sağda ve izopropil grubunun yukarıda yer aldığını söyleyebiliriz başladığımız yere geri dönelim. Ve bu sefer Newman iz düşümlerinden yararlanalım. Bu karbon-karbon bağına aşağıya baktığımızı varsayıyoruz. Molekülümüzü döndürelim. Tam aynısı olmadı ancak kırmızı bromun solda, sarı klorun sağda ve izopropil grubunun da yukarıda olduğunu söylememiz mümkün. Karbon-karbon bağına aşağıya doğru baktığımızda modelimiz bu şekilde görünüyordu. Bu karbon kiralite merkezimiz bu karbonu burada da görmeniz mümkün. Daha sonra brom için kırmızı, klor için de sarı kullandık. Burada en yüksek önceliğe sahip brom atomumuzun solda olduğunu görüyoruz. İkinci en yüksek öncelikte klor atomuysa sağda yer alıyor. Son olarak da izopropil grubumuz yukarıda bulunuyor. Bu şekilde en düşük öncelikli grup düzlemde bizden uzaklaşacak şekilde 1-2-3 dizilimini gerçekleştirebiliriz. Şimdi tek yapmamız gereken çemberin çevresinde dolanarak elimizde hangi grupların olduğuna bakmak. Çemberde 1 2 3 şeklinde ilerliyoruz. Çemberde bu yönde ilerlediğimizden bunun saat yönünün tersi olduğunu belirtmemiz mümkün. Saat yönünün tersi de S olacağından bu kiralite merkezinin dizilimi S olur.